Herkese merhaba ben Murat Can. Bu videoda Instagram'a gelecek yeni özellikler ve biraz daha hem kontrol hem de bizim erişimizi arttıracak özellikler var. Gelin birlikte bunları hemen değineyim. Öncelikle Mon seri bunları paylaşırkenlara özel bir Instagram'ın sistemsel olarak alınıp, onlara özel bir feed tasarımı olacağını, daha güvenli bir ortamın olduğu bir sistem yaratıyor. Bu diğer bir şey ise Instagram'da sizin Instagram'da ne kadar çok zaman geçirdiğinizi ayarlayabileceğiniz özellik var. Yani işte günde işte bir saat mi, iki saat mi ya da çok fazla kullandıysanız sizi bildirip bak bu çok fazla oldu, çok fazla sosyal medyadasın gibi önlemler, limitler koyabileceksiniz. Dahilinde sizin aktiviteniz de var. Aktiviteleriniz yani birisine yorum yapıyorsunuz ve bu yorumu unuttunuz. Aslında o yorumu sonradan diyeceksiniz ki ya ben şimdi oraya nasıl gideceğim, nasıl bir şey yapacağım. Bunu da artık tamamen bir liste halinde işte şunu yaptım bunu yaptım gibi şeklinde ya da beğenilerinizi görebileceğiniz bir sistem var ve oradan iptal edebileceksiniz veya silebileceksiniz direkt. Gerçekten bu da çok güzel bir özellik. Daha yakın bir özelliklerden bahsedeceksem Instagram'a e 2021 sticker'ı geldi ve bir 2021 sticker'ı sizin erişimlerinizi biraz da hikayedeki işte performansı arttırma niteliğinde işte bak geçmişte şu şekilde şeyler yapmıştın ki bunun arka planında büyük ihtimalle hatırlıyorsanız Facebook'ta hani bir yıl önce buradaydın işte 5 ay önce şuraya gelmiştin gibi şeylerin sticker'larının arka planında çalışacağını düşünüyorum. Yani tek böyle bırakacaklarını zannetmiyorum ama 2021 sticker'ını da kullanın. Diğer bir şey ise Instagram'da artık Reels'larımızın altına gelen yorumları Reels olarak cevaplayabiliyoruz ki bunu birçok hesapta da artık görmeye başladık. Gelin birlikte bir tane benim ekranımdan yapalım deneme olarak. Hemen ekran kaydıma başladım ve buradan örnek veriyorum Instagram uygulamasına para verip reklam yaptırmak mantıklı mı? Demiş. Mesela kamera simgesine tıklayıp hemen kendime başlatıyorum. Instagram'a tabii ki de para verip performans elde edebilirsiniz ama öncelikle profiliniz gerçekten iyi olmalı. Hemen diğer açıya geçtim. Neden önemli? Çünkü Instagram'daki kullanıcılar önce profilinizi ziyaret edecek ve onları memnun edecek profil içerik stratejisi yapmanız gerekiyor. Profilimde devamı var gibi şeklinde içerikler yaparak ve bunu paylaşarak Reels'larınızda karşı tarafın sorularını Reels olarak paylaşmış olmuş oluyoruz. Ki benim profilimde zaten çokça göreceksiniz bu tür içerikleri. Ki siz de sorular sorduğunuzda zaten Reels olarak cevaplıyorum. Evet siz de bu şekilde bunları yaparak Reels'larınızı karşı tarafın sorusunu önemsediğinizi bu aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik olarak ilgilendiğiniz noktaya gelir ki sizden memnun kalır kullanıcı. Böylelikle profilinizde daha çok zaman geçirir ki ben bunun için bu özelliğin zaten çok önceden gel gelmesi gerektiğini söylüyordum ki dediğim gibi bağ her şeydir bu platformlar arasında hiçbirinde böyle sadece çekat değil karşı tarafla değer katmak bilgi vermek eğlendirmek gibi şeyleri gerçekten bağ kuracak içerikleri yapmanız gerekiyor ki bu özelliği zaten tanıyorsunuz tiktokta tiktokta zaten o özellik vardı fakat buraya da biraz daha geç geldi fark ettiyseniz ama mutlaka eğer böyle bir durumunuz varsa eğer yorumlar gelmiyorsa yorumları teşvik edecek şeyler yapın hikayenizden gidin. Söyleyin ki işte buraya attığınız Sorular Reels olarak cevaplanacak Onun için sorularınızı merakla bekliyorum Hem Reels'ınızı etiketlersiniz hem de Performans elde edersiniz Reels'ınızda Hem de yeni bir Reels için içerik fikri ortaya çıkar ve Belki de sınırsız içerik yapmış olursunuz Evet diğer bir özellik ise Bu daha önce olan bir özellik aslında Instagram'da profilinizin Bir web sitesine embed edilmesi Ya da bir fotoğrafınızı embed edilmesi Yani içeriğinizi Direkt orada gösterebiliyor olur ki zaten örnek olarak gösteriyorum. Evet çok güzel bir özellik ama daha önce olan bir özelliği e, tekrar getirmeleri yani aslında bloggerların ve web site sahiplerinin çok hoşuna gidecektir. ele e-ticaret sitelerinin de çok hoşuna gidecek. Mutlaka sizler de bu özelliği kullanın. Çünkü profilinizdeki ziyareti arttırdıkça sizin profiliniz daha bir değerli oluyor. Tabii ki de bir web siteniz yoksa sıkıntı değil. Sizler de içerik üretmenizi tavsiye ederim ve bolca Reels ve diğer özellikleri de kullanın. Çünkü eğer çok fazla aynı şeyi üretirseniz yani fazlasıyla Reels üretirseniz bu sefer de diğer özellikleriniz veya Reels'larınız performans vermeyebilir. Bu da dip not olsun. Yani bütün özellikleri tekrardan kullanmaya çalışın. Reels'larla ilgili bir inceleme yapacağım bir video yayınlamak istiyorum. Bunun için sizi burada aslında bir videoyu yönlendiriyordum fakat artık onun yerine bir form oluşturdum. Açıklamalar ve yorumlar kısmında da sabitleyeceğim. O forma kayıt olarak Reels bir inceleme videosunda yer alabilirsin. Reels'larınızın performans elde etmesi için zaten birçok bilgi de var. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.